Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Evet, bugünkü konuğumuz yaşam koçu Sayın Hülya Alaybeyoğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii duygu ve düşünce bozuklukları üzerinde bir ofisim var ve orada Büyükçekmece'de ofisimde danışanlarımla birlikte güzel bir yolculuk yapıyoruz. Bilince dair bir yolculuk yapıyoruz, bilinçlenmeye dair bir yolculuk yapıyoruz. İşimiz herkeste olan, yani herkesin sorunu olan duygu ve düşünce bozukluğu, yani duygularımız ve düşüncelerimiz bizi bir noktaya kadar getiriyor ama onu öyle bir nokta var ki, öyle bir çizgi var ki bozulmalar başlıyor. Herkeste bu bozukluklar olabilir. Bu bozulmalar sonucu tabii danışanlarım iletişime geçiyorlar ve güzel bir yolculuk yapıyoruz. İyi yerlere geliyoruz. Hiç kendi kendilerine kalmalarına gerek yok aslında. Böyle karşılıklı çok iyi sonuçlar alıyoruz. Böyle bir işin içerisindeyim. İşimi çok seviyorum. Danışanlarım iyi oldukça ben de çok çok iyi oluyorum. Birbirimize sağlık katıyoruz, birbirimize enerji katıyoruz, birbirimize bilinç katıyoruz. Ben onlardan öğreniyorum, onlar benden öğreniyor. Bu şekilde güzel bir şey içerisindeyim, mutluyum yani. Evet. Peki yaşam koçu olmaya nasıl karar verdiniz? Sizin hayatınızda dengede olmayan ya da sizi rahatsız eden bir şeyler mi vardı? Bir kırılma noktası mı yaşandı hayatınızda? Ben klinik psikolojisi doktora mezunuyum ve uzaktan eğitim aldığım için klinik psikolojisi alanında uzaktan eğitim aldım ve YÖK buna denklik vermiyor uzaktan eğitim olduğu için ve terapistlik yerine yaşam koçluğu meslek yasası olduğu için yasal yürütmek istedim işimi, yasal olsun istedim. Ve bu yaşam koçluğunun da meslek yasası olduğu için buna karar verdim. Yoksa tabii ki benim de geçmişte yaşadığım psikolojik sorunlar olmuştur, her insanın olduğu gibi. Evet. Hepimizin mutlaka olacaktır. Bu bozukluklardan ne kadar kurtulabiliriz, gücümüzü onlara karşı nasıl kullanabiliriz gibi bir süreçte biz aslında eksik kaldığımız için bazı şeylerden çıkamıyoruz, sorunlardan sıyrılamıyoruz. Ama bu psikolojik sorunlar itmedi beni yaşam koçluğuna. Fakat duygu ve düşüncesi bozulan, o bozukluğu yaşayan kişileri çok iyi anlamamı sağladı. O geçmişte yaşanan bazı şeyler anlamamı sağladı ve bu anlayışı gördükleri zaman da, yani kendilerini anladığımı gördükleri zamanlar işte danışanlarım daha bir şey oluyor kendilerinde. O bilinçlenme süreci daha sağlıklı ilerliyor. Evet. Yani önce size bir güvenmeleri gerekiyor. Evet, bu çok önemli. Peki duygu ve düşünce bozukluklarında dengeyi nasıl kurabiliriz? Şimdi şöyle, bir şeyin çok duygusu varsa, duygunuzu büyütüyor, büyütüyor, böyle artık gereğinden çok çok fazla büyütüyorsanız, düşüncelerinizi, mantığınızı, aklınızı biraz devre dışı bırakıyorsanız, onu küçük kullanıyorsanız, küçültüyorsanız, burada bir dengesizlik oluşuyor. Aynı şekilde düşünceler de öyle. O kadar çok düşünceli olabiliyoruz ki zaman zaman, düşünceler artık başımıza bir ağırlık yapmaya başlıyor. Evet. Ağırlaşıyor başımız. Duygularımıza yüklenirsek kalbimizde, içimizde sıkıntılar oluşmaya başlıyor. Mutsuzluklar oluşmaya başlıyor. Huzursuzluklar oluşmaya başlıyor. Bunun dengesini kurabildiğimiz zaman, yani duygularımızı çok büyütmeden, gereğinden fazla düşüncelere göre, düşüncelerimizi duygularımıza göre çok büyütmeden, ikisinin ortası, ikisine gereken bilgileri vererek, gereken yaşam enerjisini, dengesini, dinamiğini vererek her ikisine de bu şekilde bir denge kurabiliriz. Bozukluklar, yani duygu ve düşünce bozukluklarında bu dengeyi kurmak mesele olduğu için danışanlarımdan, zaten hani onların üzerinden konuşursak daha iyi örneklendirebilirim. Evet. Mesela çok öfkeleniyorum, ölüm korkusu çok yaşıyorum, kaygılarım çok. O kadar çok duygu ve düşünce bozuklukları meydana geliyor ki. O dengeyi kuramadığımız için ne yazık ki
ya düşüncelerimiz hırpalıyor bizi ya duygularımız hırpalıyor. Tabii ki bu da yaşam kalitemizi bayağı bir düşürüyor. Kesinlikle. Burada o boşlukları, o eksiklikleri biz doldurmaya çalışıyoruz. Evet. Nerede eksiklik varsa, duygularda eksiklik varsa doldurmaya çalışıyoruz. Orayı bilinçlendirmeye çalışıyoruz, boş bırakmamaya çalışıyoruz. Herhangi bir aktiviteyle, yeni şeyler öğrenerek. Bir kere yeni şeyler öğrenmenin duygu ve düşünceye danışanlarımdan gördüğüm kadarıyla iyi gelen başka bir şey yok şu anda. Herhangi bir aktivite duygularımızı ve düşüncelerimizi besliyor. Herhangi bir yeni bir şey öğrenmek, ne yaşamın hangi alanında olursa olsun inanılmaz besliyor ve inanılmaz güzel geri dönüşler alıyorum ben. Yeni şeyler öğrenmek, yani bizim o içimizde olan korkular, öfkeler, bozuk her şey ne varsa bunları orada o duygulara ve o düşüncenin içerisinde bir yere kıstıracak, onu böyle küçücük bırakacak tek yegane şey yeni şeyler öğrenmek ve yeni aktiviteler. Bunlar, bunları büyütmediğimiz sürece, duygularımızda ya düşüncelerimizde kıpır kıpır onları böyle oynatmadığımız sürece o bozukluklar, o duygu ve düşünce rahatsızlıkları alanı boş bulacak, ortalığı boş bulacak, istediği gibi yayılacak, yayıldıkça yayılacak, bizi ele geçirecek. Halbuki oraya yeni şeyler öğrenmek ve aktiviteler eklemek mümkün olduğunca yapabiliyorlarsa, bizi seyredenlere sesleniyorum. Bunları yapsınlar. Ve zaman çok önemli. Hı hı. Zaman mutlaka iyileştirecektir bizi ama bu tür aktivitelerle yeni şeyler öğrenerek iyileşme sürecini çok kısaltabiliyoruz. Ve de sağlıklı bir şekilde hayatımıza devam ediyoruz ama bambaşka bir insan olarak devam ediyoruz. Tabii birçok katkıyla birlikte devam ediyoruz. Katkıyla birlikte, evet. Peki korkularımızla nasıl baş edebiliriz? Özellikle içinde bulunmuş olduğumuz süreçte her birimiz çok ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuz için çok büyük korkular yaşıyoruz. Öyle hı-hı, değil mi? Hı-hı. Covid-19. Hı-hı. Covid-19, evet. Tabii gündemimiz de çok yoğun olduğu için Covid-19... Kaygı üzerine konuşabiliriz. Kaygı da bir, evet, korku sonuçta. Kesinlikle. Burada bir kere bu Covid-19 sürecinde korkmayan, kaygılanmayan bir kişi bile yoktur diye düşünüyorum ben. Hı hı. Mutlaka bu kaygıyı, korkuyu bir miktar taşımalı ki insan önlem almalı. Yani korkmayanlar daha önlem almamayı tercih ediyorlar. Birazcık korku, birazcık kaygı olmalı ki daha biz o süreci bilinçli atlatalım. Ama bunu abartmaya gerek yok. Yani abartı, işte duygu ve düşünce dengesi, baştan da konuştuğumuz gibi. Çok duygularımıza yüklenirsek, işte bugün ne olacak, yarın ne olacak, şuna dokundum bana bulaşmış mıdır? Evet. İşte onunla temas ettim bana işte ateşim çıkacak mı, öksürüğüm olacak mı, boğazım ağrıyacak mı gibi böyle bir sürü kaygılı düşünceler içerisinde o korku duygusunu büyüttükçe Covid-19 değil artık bizi kendi kaygılarımız tüketmeye başlıyor. Düşünce olarak da zaten düşünüyorsunuz korku duygusu oluşuyor. Korku bir duygudur aslında. Evet. Orada korkularımızı büyüttüğümüz zaman olumsuz duygularımızı da büyüttüğümüz için duygularımızı orada gerekli önlemleri aldıktan sonra korkularımız denge, yani kendi ölçüsünde kalıyor kaygılarımız, korkularımız. Önlemlerimizi alırsak, yani evet, önlem almıyorsak ve şöyle söyleyeyim, önlem aldıktan sonra yine kaygılarımız, korkularımız varsa yine eksik giden bir şeyler vardır mutlaka. Hani önlem alıyorum ama ben yine korkuyorum diyorsa kişiler, yine eksik bir şeyler var orada. Şöyle eksik bir şeyler, zaten Covid olmasa da siz korkacak mutlaka bir şey başka bulacaksınızdır bir şey hayatta. O Covid değil onun sebebi. Evet. O korku duygusunu ezberlemektir insanın başına dert açan. Korku duygusu ezberleniyor Seba Hanım. Öyleyse profesyonel, hı-hı, bir destek almak gerekiyor değil destekle mi bu noktada? Destekle birlikte bu ezberleri, mesela biz diyelim ki bir şiir ezberledik. Bu şiiri zamanla unutturabiliriz kendimize, unutabiliriz de.
Tıpkı korku duygusunu da kendimize zamanla unutturabiliriz biz, azaltabiliriz. Yani tamamen unutmakta değil de bunu azaltabiliriz. Yani hepsi aklımızda kalmaz. Ben korku duygusunun bir ezberden, yani ilk yaşadıktan sonra bir ezber olduğunu düşünüyorum korku duygusunun. Evet. Ezberlenmiş bir duygu. Öfkemizi nasıl kontrol edebiliriz? Bu çok zor değil mi? Öfke. Şimdi öfke şöyle bir şey. Ben çocukluktan başlamak istiyorum aslında. Çocuklarımıza, evlatlarımıza değinmek istiyorum. Ailelerimize değinmek istiyorum, anne babalarımıza. Anne babalar ne yazık ki, şöyle bir örnek vereyim isterseniz. Mesela çocuk annesinden ya da babasından bir şey istiyor. İşte ben atıyorum... bana içeriden kitabımı getir, odamdan, yani çocuk sonuçta, bu oyuncağımı getir, kitabımı getir, işte su getir ya da karnım acıktı, yemek getir gibi böyle talepleri olabiliyor çocukların. Çocuk bunu bir kere söylüyor, anne baba ilgilenmiyor. İki kere söylüyor, ilgilenmiyor anne baba. Çocuk bu sefer ilgilenilmediğini görünce öfkelenerek söylemeye başlıyor. Öfkelenerek kendini ifade etmeye çalışıyor. Sonra anne baba harekete geçiyor. Hemen o dediğini, ne söylediyse çocuk, onu yapmaya çalışıyor anne baba. Çocuk bakıyor, öfkelenerek, öfkelendiğinde sonuç elde edebiliyor çocuk. Amacına öfkelendiğinde ulaşıyor. Ve bu bir karakter haline dönüşüyor. İnsanlar istediği sonuçları alabilmek için öfkelenmeyi tercih ediyorlar. İlk baştan daha. O çocuk bir kere bile daha... normal şartlarda isteklerini talep etmiyor. Öfkelenerek ediyor. Bu da alışkanlık haline dönüşüyor. Büyüdükçe, yaş ilerledikçe de artık kendisini normal sözlerle değil, öfkelenerek ifade ediyor. Peki öfke anında, hani en azından şöyle bir soru oluşabilir. Peki bu tamam oldu, çocukluktan kalma, bugünlere geldik. Biz bunu nasıl yok edebiliriz, nasıl kurtulabiliriz? Ben şunu öneriyorum. Öfke anında ne mesela ben size öfkeleniyorum. Siz bir şey yaptınız, ben size öfkeleniyorum. Hemen kafamızı başka bir yöne çevirmek. Hangi yöne kafamızı çeviriyorsak ayaklarımızla o yöne gitmek, orayı terk etmek. Tek ve tek çözümü budur öfke kontrolünün. Yani başka öfkeyi geride bırakacağız. Kendinizi içinizde oradan, bastıramazsınız. Evet. Kafanızı çevireceksiniz. O baktığınız yöne ayaklarınız gidecek, oradan uzaklaşacaksınız. Evet. Tek çözümü bu. Öfke kontrolünü böyle sağlayabiliriz. Aynen diyorsunuz. Öyle. Daha birçok da yöntemi var ama en etkilisi bu. Bu diyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için, vermiş olduğunuz bu kıymetli bilgiler Rica için. Rica ederim. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim. Beni davet ettiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz tekrar. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, Yaşam Koçu Sayın Hülya Alaybeyoğlu konuğumuz oldu. Hoşçakalın.